Kantaron yağının şifa özellikleri. Kantaron yağı her türlü yaralarda başarıyla kullanılmaktadır. Açık yaralar, taze yaralanmalar, kesikler, ezikler, çarpmalar sonucu oluşan morluklar ve benzeri durumlarda iyileşme sağlar. Kantaron otu ve yağı nasıl kullanılır? Kantaronun çoğunlukla kökü kullanılır. Kantaronun zeytinyağında bekletilmesi ile elde edilen kantaron yağı da özellikle romatizma, siyatik ağrıları ile bel ve sırt ağrılar için masajla birlikte kullanılır. Kantaron yağı yanıklarda da faydalıdır. Kantaronu hamilelikte kullanmak tavsiye edilmez. Ayrıca her durumda aşırı kullanımdan kaçınmak gerekir. Kantaron yağı antiseptik özelliğiyle yarada mikrop üremesini engeller. İltihap önleyici özelliğiyle yarada herhangi bir iltihap oluşmasına engel olur. Damar büzücü etkisiyle kanamayı kısa sürede durdurur. Hücre yenileyici özelliğiyle yaranın çabuk kapanmasını sağlar. Aynı zamanda sürüldüğü sürece yaranın sebep olduğu ağrı ve sızıları yok eder, büyük bir rahatlama sağlar. Yanıklarda ve haşlanmalarda da kantaron yağı bir numaralı yardımcınız. Yanıkları kısa sürede iyileştirdiği gibi yanık anındaki acıyı dindirir. Yanığın mikrop kapmasını ve iltihap oluşumunu engeller. Güneş yanıklarında da kantaron yağından yararlanabilirsiniz. Yanık bölgelerinize sürdüğünüzde acınızın azaldığını hemen hissedersiniz. Yanıklarınız kısa sürede iyileşir. Trafik kazaları sonucu meydana gelen iç yaralanma ve iç kanamalarda hem sürülerek hem de dahilen içilerek kullanılır. Damar büzücü oluşu sebebiyle iç kanamaların durmasına yardımcı olur. Hematomlarda yani derideki mavi mor lekeler, beze şişkinliklerinde ilgili bölgeye sürülüp masaj yapılır. Pürüzsüz bir cilde sahip olabilmek için cilt bakım yağı olarak da kullanabilirsiniz. Kantaron yağının bebeklerin pişiklerinde de çok etkili olduğu kanıtlanmıştır. Yine bebeklerin karın ağrılarında kantaron yağı kullanıldığında ağlamaları sona erer. Ağlayan bebeğin karnına kantaron yağıyla sağ avuç içi kullanılarak hafif hareketlerle masaj yapılır. Masaj yaparken bebeğinize sevginizi hissettirmeyi de sakın unutmayın. Sırt ağrıları lumbago, siyatik ve romatizmada masaj yağı olarak kullanılmaktadır. Yalnız bu rahatsızlıklarda 1/10 oranında ardıç veya kekik yağı ya da her ikisi de eklenerek kullanılır. Ağrıyan bölgeye bu yağla masaj yapılır. Kısa sürede ağrılarınızın hafiflediğini görebilirsiniz. Değişik bitki kürlerinin yanı sıra bu masajla hastalığınızı tamamen tedavi etme şansına da sahipsiniz. Dahilen kullanımda kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olur. Yine dahilen iç ve dış varislerin tedavisinde etkilidir. Bunu damar büzücü özelliğiyle yapar. Mide ağrılarında ve mide ülserinin tedavisinde de dahilen kullanılır. Yaz, kış ayaklarını ısıtamayanlar kantaron yağından yararlanmalar. Ayakları üşüyenler ayrıca bacak bacak üstüne atmamalı. Bu enerji dolaşımını kilitler ve ayakların üşümesine sebep olur. Uyarı olarak dahilen kullanımlarda günde bir tatlı kaşığından fazla içilmemesi gerekir. Kantaron yağı hem kantaron bitkisinin hem de zeytinyağının şifasını bünyesinde barındırır. Eski çağlardan beri kullanılan kantaron yağının mikrop öldürücü ve damar büzücü etkisi modern araştırmalarla da kanıtlanmış durumdadır. Kantaron yağını evinizde bulundurmanız şiddetle tavsiye edilir. Ona en beklenmedik anda ihtiyaç duyabilirsiniz. Zaten kantaron yağını kullanıp etkisini gördüğünüzde ondan vazgeçemeyecek ve çevrenizdeki insanlara da tavsiye edeceksiniz. Zaten onu kullandıkça etkilerine inanamayacak ve ondan vazgeçemeyeceksiniz. Kantaron yağı 2-3 sene boyunca tazeliğini ve etki gücünü de muhafaza eder.
bitkisel tedavilerin giderek revaç bulduğu dünyamızda kantaron yağının da zamanla modern tıptaki yerini alacağına, yakın bir zamanda da onun acil servislerde kullanılacağına inanılmakta. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.